Yanılanların büyük bölümü evlerine döndü biliyorsunuz ama tahliye edilenler arasında İstanbul dışında yaşayanlar da var. Memleketlerine dönebilmek için soluğu otogarda aldılar. Heyecanlıydılar ama o heyecan bilet fiyatlarını görünce yerini öfkeye bıraktı. Dahası balık istifi görüntüler kayda geçti. Çekin bu fesat. Almanya'dan geldik. 15 gündür yurtta kaldık. Hasta olmadık ama burada hasta olacağız. Bak titriyorum be. Saatlerdir burada bekliyorum. Gaziantep'e 350 TL'ye bilet aldım arkadaşlar. Avrupa'dan geldiler, karantinaya alındılar. Tahliye edilince de soluğu otogarda aldılar. Ama hem kalabalığı... Virüs mu kapılacaktılar? Aha size virüs kapılıyor işte bakın. Şu kalabalığa bakın. Zaten burada bir kişi de varsa herkese bulaştı ve her tarafa da dağılacak. Hem de fahiş fiyatları görünce isyan ettiler. Normal fiyatı 70 lira olan Adana biletini 350 liraya almış durumdayım. Hadi 200 lira olsun. 300 lira nerede kardeşim? Millet zaten zor durumda. Ya şu görünen içeriye baksanıza ya. Çekin hakikaten ya. Avrupa'dan İstanbul'a gelenler valilik tarafından belirlenen öğrenci yurtlarında karantinaya alındılar. 14 gün sonunda koronavirüs testi negatif çıkanlar tahliye edildi. Birçoğu memleketlerine dönmek için heyecanla Sancaktepe'deki otogara gitti. Ama bilet fiyatlarını görünce o heyecanları öfkeye döndü. Ankara'ya gideceğiz. Ne bilet var ne bir şey. Çay yok, yemek yok, hiçbir organize yok. Şu halimize bak, hasta olduk hasta. Çoluk çocuk herkesi perişan ettiler. Çünkü satılan biletler normal fiyatının üstündeydi. Gelirken 120 lira geldim, 350 bilet istiyorlar. 350 TL'ye bilet verdiler. Yazık günah değil mi? Paramızla rezil oluyoruz. Üstelik bu da yetmezmiş gibi bir de buz gibi havada dip dibe bekletildiler. Yaşlılar var. Arkadaşlara diyorum ki yazık diyorum, kadıncağızı içeriye alın. Hayır diyor, içeriye almamız yasak diyor. 5 saattir bu kadar insan, bu kadar mazlum insan soğukta bekletiliyor.